Japonya'nın araba endüstrisi devleri öldürdü. Bütün dünya Japonların yeni denemekte olduğu arabaları yenmeye çalışıyor. Kısa sürede dünyanın bütün ülkelerinden daha fazla, yılda 9 milyon araba üretir hale geldiler. Dünyayı ele geçirdikçe seri üretimin temel kurallarını yeniden yazdılar. Bu, Batı'nın imalat saltanatına büyük bir darbe vuran Japon araba endüstrisinin hikayesidir. Toyota'nın fabrikası bombardımandan kurtulmuştu. Mühendislerden biri de Bay Ono'ydu. Savaşta yenileli daha 2 ya da 3 gün olmuştu. Şirketin başkanı Kichiro Toyoda hepimizi bir araya topladı ve bir konuşma yaptı. Bize dedi ki, Amerikan endüstrisine yetişmek için 3 yılınız var. Bunu yapmazsanız Japonya'da motor endüstrisi yok olup gider. Ben o zaman acaba Kichiro Amerikan imalatçısının üretiminin bizimkinden en az 8 kat iyi olduğunu biliyor mu diye düşünmüştüm. Ama sonra kendi kendime, 3 yılda Amerikalılara yetişmek sadece bir hayal. Ama belki bu tür bir hedef bize gerekli olan gayreti verir dedim. Çoğu insan için onlara yetişmek uzak bir hayaldi. Henry Ford, Detroit'te dünyanın en büyük araba fabrikasını kurmuştu. Onun seri üretim yöntemleri, başkalarının takip edeceği standartları belirlemişti. Şirket bir zafer kazanmıştı. Bu bir dönüm noktası. Direniş bitmiş, ilk sendika kapatılmıştı. O günden sonra yöneticiler işçilerin de desteğiyle çalışma düzenini değiştirme özgürlüğünü elde ettiler. Toyota'da hızı artırmak için en çok çalışan mühendis Taichi Ono'ydu. Makineler aslında kendi kendine çalışır. Bir makinenin başında durup dikkatle ona bakan kişi kendinin de çalıştığını sanabilir. Ama aslında makine kendi başına çalışmaktadır. İşte bence bu emek ziyanıdır. Fabrikada gerektiği gibi yapılan bir iş bulduğumda bunu bir de ekibin yarısıyla yapmaya çalışın derdim. Bir süre sonra bana gelip evet yaptık derlerse ekibi yine yarıya indirin derdim. Geceleri kabus görüyorum. Ben bandın en sonunda görevliydim. Ve rüyalarımda bandın hızına yetişemiyordum. Motor tam uca gelip düşmek üzereyken bağırarak uyanıyordum. İşler o noktaya gelmişti. Usta başını çağırıp emek ziyanına son verin desem kimse ne kastettiğimi anlamayacaktı. Bana ama biz bunu hep böyle yaptık diyorlar. Ya da bu adam çok çalışkandır falan diyorlar. Ben de onlara siz göremiyorsunuz. Gerçek çalışma böyle olmaz diyordum. Yani gidip doğrudan atölyede çalışan işçiyle konuşmadıkça bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Üretim hattıyla tanıştığımızda usta başının görevi değişti. Artık görevi hattın kesintisiz işlemesini sağlamaktı. Bunu öğrenince yeterli bulmadılar. Sanki elleri kirlenmeyince kendilerini çalışmamış gibi hissedeceklerdi. Ama daha sonra Bay Onof geldi. Senin görevin burada durmak ve hattın gerektiği gibi ilerlediğinden kesinlikle emin olmak dedi. Hatta yere tebeşirle bir daire çizdi ve işte tam burada duracaksın dedi. Ono, savaş sonrası araba endüstrisinin en yaratıcı mühendisiydi. Emeğin en iyi şekilde kullanılmasını ve montaj hattını besleyen bütün sistemin değişmesini sağladı. Eski yöntemde kapılar ya da motorlar gibi birçok değişik parça çok sayıda üretilerek hattın kenarına yığılır ve kullanılacağı zamana kadar bekletilirdi. Bu Henry Ford'un yöntemiydi. Ya, それをやったら、もう戦後の日本の特に自動車
Savaş sonrası Japonya'sında, özellikle de motor endüstrisinde böyle yapsaydık, kısa sürede iflas ederdik. Malzemenin mümkün olan en kısa sürede paraya dönüşmesi gerekiyordu. Bu yüzden de stoklarımızı minimumda tutmak zorundaydık. Ono, 1-2 aylık malzeme stoklayan Toyota'nın bu işe büyük miktarda para bağladığını görmüştü. Onun için fabrikaları yeniden düzenleyerek montaj hattıyla parçaların yapımını aynı hızla işleyecek şekle getirdi. Parçalar sadece gerektiği miktarda iman ediyor ve derhal montaj hattına veriliyordu. Japonlar buna tam zamanında yöntemi diyorlardı. Tam zamanında yönteminin en önemli özelliği sadece gerektiği kadar parça imal etmekti. İşçilerin daha fazla parçaya ihtiyacı olduğunda gidip o parçayı almaları gerekiyordu. Ama yerine bir şey bırakmadan parça almaları sorun yaratacaktı. Bu yüzden tıpkı bir süpermarkette müşterinin raftan aldığı malın yerine kasaya para vermesi gibi biz de para yerine kanban dediğimiz bir şeyi kullanmaya başladık. Kanban bütün atölyelerde bir tür sipariş formu yerine geçiyordu. Kanban da özellikle şöyle yazıyordu. Ben filan parçadan şu kadar miktar kullandım. Lütfen o parçadan o kadar miktar yapın ve yerine koyun. Eğer bayanı 10 ya da 12 tane yapıp bir kenara bıraktığımız kapıları ya da tamponları görürse gelip hepsini tekmelerdi. Her şey devrilirdi. Tekme atıp söylenirdi. Parayı böyle ziyan etmeyin. Sadece gerekli olan şeyi gerektiği zaman yapmaya çalışın derdi. Amerikalılar dev preslerini haftalarca aynı parçayı basmak için kullanıyorlardı. Japonlarsa daha az araba ama daha çok model yapıyorlardı. Bu yüzden aynı preste değişik araba parçaları yapmak zorundaydılar. Makinelerin bir parçadan yüzlerce adet basmasını, sonra da başka bir parça basmasını istiyordum. Üretim sadece birkaç dakika sürüyordu. Ama makineleri değiştirmek saatler alıyordu. Ve işçiler hiçbir şey yapmadan bekleşiyor, zamanı boşa harcıyorlardı. Ono biraz uğraştı ve Amerika'da 3 saat süren preslerin kalıplarını değiştirme işlemini birkaç dakikaya indirdi. Böylece az önce çamurluk yapan bir makine birkaç dakikada başka parçalar basmaya geçebiliyordu. Emeğin ve makinelerin en iyi şekilde kullanımını amaçlayan Ono devriminden bütün üreticiler faydalandı. Üretim 10 yılda 4 kat arttı ama fabrikalar artık eskimişti. İşçilerin hepsi aynı ırktan olunca bazı şeyleri tartışmak daha kolay olur. Hatta bizim için yaptığımız iş ne olursa olsun sessiz bir anlaşmaya varmak son derece normaldir. Japonya'da bir deyiş vardır. Kokarcanın son fırsatı derler. Bir kokarca köşeye sıkıştığında öleceğini anlayınca düşmanını uzaklaştırmak ve kaçabilmek için berbat bir koku çıkarır. Gerçek bir deha. İnsanlar için de durum aynıdır. İnsanlar baskı altındayken bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu anladıklarında son derece dahice fikirler üretirler.